Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkın niyazlarımı sunuyorum. Geçemiz hayır olsun. Bugünkü muhabbet konumuz haksal irşadın kadına bakış açısı ne? Biliyorsunuz bugüne kadar ya da belli bir sürece kadar kadınlar hep toplumun ikinci planına konulmuş. Peki, kadınlar haksal irşada girebilir mi? haksal irşat içinde bulunabilirler mi? Öncelikle şunu söyleyeyim güzel canlar. Haksal irşatta tevhid eğilinin nazarında cinsiyet ayrımı yok. Adem'den Hatem'e, Hatem'den Ehlibeyt, 12 imamlar, erenler, evliyalar hak ile hak olmuş cümle insan kamillerin irşat sisteminde kadın erkek hep vardı. Bu nokta itibariyle tevhid eğilinin nazarında haksal irşada girmiş herkes irşat olabilir. Haksal irşat din, dil, ırk, renk, cins ayrımı asla yapmaz. Kalp noktası uyanmış, hak ile hak olmak isteyen, haksal güzelliklere vakıf olmak isteyen herkese açık. Buraya Çinlisi de girebilir, Kızıl Kızılderilisi de girebilir, Afrika'daki can da girebilir. Yer üstündeki herhangi bir insan da irşat mekanizması içerisine girebilir. Güzel canlar, Haksal işat herkese açık olup herkesi insan kamil noktasına getirme arzusu içerisindedir. Peki neden kadınlar belli süreçlerde hep böyle dinsel olguların dışına itilmiş? Aslında dinlerde kadınlar dinin dışına itilmemelerine rağmen kör inanç dediğimiz anlayış tarafından kadınlar hep bu noktaya itilmişler. Tevhid eğlinin bakışında, düşüncesinde asla kadın erkek ayrımı yok. Sadece insan olgusu var. Kadın erkek biyoloji, fiziksel olarak yaşamın zıtlar birliği olup bu fiziksel yapı birinci önceliği veya da diğerini ikinci önceliğe Asla ve asla atmaz. Kadın kadınlığından dolayı asla ikinci plana itilemez. Bu nokta itibariyle biz Tin suresinin dördüncü ayetine baktığımız zaman ilahi kaynakta şöyle beyan edilmekte. Ant olsun ki biz insanı en güzel biçimde yarattık. Şimdi bu ayete bir bakalım. Bu ayette biz erkeği en güzel şekilde yarattık diye bir ibare var mı? Yok. Biz insanı en, en güzel şekilde yarattık ibaresi var. Kadın önce insan sonra kadın. Erkek önce insan sonra erkek. Ve bugün insan soyunun devamı için zıtların birliğinin de olması gerekiyor güzel canlar. Peki Allah Adem'e ruhundan üflediğine göre... Adem de insaniyet mertebesine gelen ulvi bir nokta olduğuna göre her kadın da bu mertebeye gelebilir mi? Bu mertebeye kadın erkek fark etmek sizin haksal irşat içine girmiş, kalp noktası uyanmış, ikrar ile yol alan her can gelebilir. Cenab-ı Hakk'ın hakikati hiçbir cinse kapatılamaz veya da dışlanamaz. Bir kadını hor hakir görmek demek Allah'ı hor hakir görmek demektir. Şöyle düşünün güzel canlar. Bir ressam var. Siz ressamın resminde kusur gördüğünüz zaman kusur ressamın mıdır? Ressamındır. Peki cümle varlığı kendi öz nurundan tecelli ettirerek varlık alemine getiren Allah her şey kendi nurundan yarattığına göre kadında bir eksiklik, bir noksanlık görmek, bu kadını kadında eksiklik görmekle Allah'ta eksiklik görmek midir? Kim ki kadında cinsin, cinsiyetinden dolayı eksik görüyorsa Cenab-ı Hakk'a en büyük hakareti yapmıştır. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin şu sözleri gerçekten, muhteşem. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde. Demek ki kadında eksiklik gören, noksanlık gören aslında kendi düşüncesini, kendi eksikliklerini ortaya koymakta. Cenab-ı Hak kadını en güzel şekilde yaratmıştır. Erkeği de en güzel şekilde yaratmıştır. Ama daha sonra kadın erkek nefse emmarenin alma arzusuna tabi olursa işte burası çirkinleşme yeri. Haksal irşatta da nefse emmarenin egemenliğinde olan her insan kurtulmak için ona karşı savaş açar. Haksal irşada gelen kadın erkek ne zaman nefsi emmarenin kötü alma arzusunu kendilerine esir ederlerse onu etkisiz ve tesirsiz hale getirirlerse Cenab-ı Hakk'a da yakın olurlar güzel canlar. Bu nokta itibariyle kadın da Allah'a yakın olabilir, erkek de yakın olabilir. Ama yakın olabilmenin bir çabası ve gayreti içerisinde olması gerekiyor. Şimdi bu nokta itibariyle insan denilen varlığı bizim bir tanımlamamız gerekiyor. İnsan iki eli olan, iki ayağı üzerinde yürüyen, akıl ve düşünce yeteneği olan, düşündüğünü dile getirebilen Cenab-ı Hakk'ın ruhundan nasip almış olan kendini bilme Rabbini tanıma istidatına, istidat yetenek demek, yeteneğine ve özelliğine sahip olan, aynı zamanda cümle varlıkları güzel canlar, cümle varlıkları tanıma, cümle varlıkları isimlendirme, icat etme, keşfetme, bir varlığı diğer bir varlıkla karıştırarak yeni bir varlık elde etme noktasında var olan canlıların üzerinde en üst noktada olan bir varlık. Dikkat edin alt alemde cemaat. Hemen onun üstü nebat bitki alemi, onun üstü hayvanat alemi, onun üstünde de nefs emmaresinin alma arzusunda olan insan bulunmakta. İşte bu insan kendini bilip Rabbini bildiği zaman cümle alemlerin Sırına agah olabilecek bir nitelik ve özelliğe sahip. Şimdi güzel canlar, cemaat dediğimiz madde alemi, nebat dediğimiz bitki alemi ve hayvanat aleminde bulunan bütün nitelik ve özellikler ve bu nitelik ve özellikleri bilme bilgisi insana bahşedilmiş. Aslında kainattaki cümle varlığı kendimizde toplayıp, cem edip, Onları tanıdığımız zaman Cenab-ı Hakk'ı tanımış oluruz. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak zahir esmasıyla bu alemde tecelli etmiş, farklı suretlerde, şekillerde kendisini en güzel şekilde göstermiştir. Peki bu göstermede kadının yeri neresi? İnsan mertebesi mi? İnsan mertebesi. Yalnız İnsan denilen bu mertebe düşünme mertebesi. Aynı zamanda duyguları olan eylemde bulunma noktasıyla var olan üç alemin üstünde. Ama biz bu insan denilen nefs emmaresi, emmaresine köle olan varlığın bir üst aşamaya geçmesini sağlamamız lazım. Bu neyle oluyor? Haksal irşat ilmiyle oluyor. Haksal irşat ilmi ne demek? İnsanın kendisini bilme, tanıma ilmi güzel canlar. Nasıl ki biz doğal realiteyi tanıma noktasında bilimsel metotlarla bir çalışma yapıyorsak, insanın da kendisini bilebilmesi için ilmin, irfanın, hikmetin, marifetin, kemaletin yolundan gitmesi gerekiyor. Eğer bu yolu takip etmediği takdirde surette insan, surette hayvan dediğimiz bir mertebede kalmış olur. Bu nokta itibariyle haksal irşada giren kadın erkek herkes kendini bilme, tanıma, Rabbini bilip tanıma noktasında bir gayret ve çaba içerisindedir. Haksal irşat ilmi ne dedik? Hiç kimseyi ayırmaz. Bu nokta itibariyle haksal irşat ilmiyle tevhide gelmiş canların bazı nitelik ve özellikleri olur güzel canlar. Cenab-ı Hakk'ı bilme, tanıma, hak ile hak olma kadında da var, erkekte de var güzel canlar. Kadın da ölmeden önce ölüp dirilecek, erkek de ölmeden önce ölüp dirilecek. Fakat şunu söyleyeyim, bu haksal irşat ilmine giren herkes kadın ve erkekliği dışarıda bırakacak. Bakın biz Cem'e girdiğimiz zaman, Cem'in kapısından adım attığımız zaman kadın erkek olgusunu biz dışarıda bırakıyoruz. Ne olarak giriyoruz? Can olarak giriyoruz. O zaman haksal irşat ilmi ikrar verip yola giren herkese ne olarak bakıyor? can olarak bakıyor. Şimdi can olarak girdi. Fakat bu canın tekamül etmesi lazım. Bunun anlamı ne? Can tekamül ederse ruh olur. Ruh olursa ne olur? Yaradanı bilme noktasına gelir. Ve yaradanın yarattıklarını da bilme noktasına gelir. Yani eşyanın hakikati denen havas ilmine vakıf olma noktasına gelir güzel canlar. Hiçbir varlığı haktan ayırmayan ve onun tecellisi olarak görenlerin gönlünde sadece hak vardır. Gönlünde yalnız hak olanın gönlü Kabe olur. Şimdi burası bizim için çok önemli. Gönlünde hak olanın gönlü Kabe olur. Orası cümle varlığı seyreder hakkın gözü yani vasiret gözüyle her şeyi görme yetisine sahip olur. Peki şeriatın Kâbesi Mekke'de. Tarikatın Kâbesi talibini irşat eden pirde. Marifetin Kâbesi insanın özü yani kalp noktası denilen yer Hakikatin kıblesi her yer güzel canlar. Marifette dikkat ederseniz şunu söyledik. İnsanın özü, insanın özü marifetin kıblesi. Peki bu öz tecelli ettiği zaman kainatı mı meydana getirir? Allah cümle varlıkların merkezinde midir? Onun için hakikat ehli nereye dönerse dönsün kıblesi orasıdır. Ama öncelikle insanın kendi özündeki hakikate, kendi özündeki aslına, kendi özündeki gerçekliğe dönmesi lazım. Kendi özündeki hakikat ve gerçekliği bulamayan bir insanın Kabe olmasının mümkünatı yok. Bir kadın kendini bildi, Rabbini tanıdı, ölmeden önce ölerek diriler arasına katıldı. Ve biz erkekler olarak da daha ölmeden önce ölme olgusuna gelmedik. Şimdi bizim bütün cemalimizi o kadına çevirmemiz gerekiyor mu? Çevirmemiz gerekiyor. Hak kimdeyse güzel canlar biz cemalimizi oraya çeviririz. Bu nokta itibariyle eğer ki bir bacı, bir ana, ruh mertebesi dediğimiz haksal gerçekliği bilme noktasına geldiği zaman siz ona çevirmek zorundasınız yüzünüzü. Neden? Hak onda tecelli etmiştir. Nasıl Kabe'de ve Cem'de güzel canlar kadın erkek ayrımı yoksa Tevhid eyninin gönlünde cinsiyet, renk, ırk ayrımı da yoktur. Haksal irşada giren her can, kadına ve erkeğe eşit bir yaklaşımla yaklaşma, yaklaşmak zorunda. Kadını hor gören bir kişinin haksal irşatta olmasının, haksal irşatta irşat ile yürümesinin mümkünatı yok. Burası canların canı cana kattığı, canda, tende, ruhta, kanda bir oldukları yer. Burası birbirinde hakkı görüp birbirlerine niyaz oldukları yer. Biz kadın ve erkek ayrımını bitirdik. Şu anda şeriat aleminde, dış aleminde hala kadınlar hor görülmekte mi? İkinci sınıf görülmekte mi? Kadınlar çalışma hayatında bile hak ettikleri yere gelememekte. Peki kadınların hak ettiği yere gelmesi hangi sistemde olur? Hakkaniyette, rıza şehrinde olur güzel canlar. Neden? Kadın erkeğin edinimi form eşitliğine getirecek. Form eşitliğine geldikleri zaman güzel canlar birbirlerinin özlerine niyaz edip birbirlerinde hakkı görecekler. Birbirinde hakkı görenin diğeri ötekileştirmesi ikinci bir planda görmesi, hor hakir bakmasının mümkünatı olabilir mi? Kesinlikle ve kesinlikle olmaz güzel canlar. Hak ile hak olmuş, bütün can, bütün canların cemalini, kemalini, nitelik ve özelliklerini kendisinde görmüş, bütün ayrımlarda, bütün ayrımları ortadan kaldırmış insan ancak insan kamil olabilir. O sürette gönülde her can aynı kıyafetle o özü taaf eder. O öz her şeyin odak noktası olur güzel canlar. Şimdi aynı kıyafet ne demek? Aynı kıyafetten maksat arı olmak, dır olmak, temiz olmak, hak olmak anlamına geliyor. Yani düşüncelerim ve duygularım artık nefse emmarenin hükmünden çıktı. Cenab-ı Hakk'ın güzelliğiyle güzelleşti. Yani Allah insanı en güzel şekilde yarattı. Alma arzum beni Cenab-ı Hak'tan yaradandan uzak etti. Ben Cenab-ı Hak'tan beni uzak eden nefsi emmareyi hükümümün altına aldığım yani bütün çirkinliklerimi, kusurlarımı, bayağılığımı kontrol altına aldım. Ve kontrol altına aldığımdan dolayı benden tecelli eden sadece Cenabı Hakk'ın güzellikleri. Güzel canlar, Kabe'de bir şey dikkat ettiniz mi? Herkes aynı kıyafeti giyiyor. Bunun bir anlamı var aslında surette beyaz giyinenlerin sırette de beyaz olması gerektiğini söyler. Çünkü sırette beyaz olmayanın yani pür upak olmayanın Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelip onun niteliklerine bürünmesinin de asla mümkünatı yoktur güzel canlar. Bu nokta itibariyle hakikat ehli içi görür, şeriat eğili dışı görür. Biz içeriye geldiğimiz zaman cümle varlığın orada olduğunu görecek, her varlıkta hakkın olduğunu bilecek, hiçbir varlıkta ayrım gözetmeyeceğiz. Her can bu yola girebilir, haksal irşat ile hak ile hak olabilir güzel canlar.